Evet, hemen başlayalım. Herkese hayırlı sabahlar. Bu gece Big Boss özel yayınımız yok. Neden yok? Çünkü Bitcoin düşüyor. Trade yapmayacağız. %20 kasamızı katladık. Güzel para gelirler elde ettik son dönemde %20 trade işlemlerimizden. Bu trade işlemlerinden elde ettiğimiz geliri durduk yere geri vermeye gerek yok. Çünkü piyasada şu an bir dönüş sinyali söz konusu değil. Peki ne oldu? Bitcoin neden bir anda desteklenemeye karar verdi? Neden 20 günlük ortalamayı kırdık? Tabii ki de Fed üyesi Williamson bazı açıklamaları birazcık piyasada volatilite yarattı. Neler açıkladı Fed üyesi? Böyle bir geniş çaptan bir bakmaya çalışalım. Birkaç dakikadır Fed üyesi Williams güncel duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. Bitcoin günlük kapanışa dikkat kaldı ve bu açıklamalar son derece önemli. Kral kripto para birimi gelen açıklamaların ardından düşüşe geçti. Aşırı iyimserliği yeniden ters tepiyor olabilir mi? Fed açıklamaları, Fed üyelerinin piyasalara dair yaptığı açıklamalar son derece önemli. Peki ne demişler? Hemen uzatmadan okuyalım. Fed'in hamlelerinin enflasyonu düşürmesi zaman alacak. Bunu biliyoruz. Bunu Powell da sürekli söylüyor. Fed enflasyonu düşürmek için para politikası araçlarını kullanacak. Bu ne demek? Yani belirlenen, bunu biz Powell'ın son yaptığı Fed toplantısının ardından da açıklamalarında söyledim sizlere. Aynı zamanda tutanak raporları açıklandığında da söyledim. Yine aynı şeyler konuşulmuş. Yani belirlenen faiz oranının üzerinde faiz yapabiliriz gerekirse diyor. İş gücü talebinde yavaşlama işaretleri var. Enflasyon çok yüksek. Fed fiyat istikrarını geri getirecek. Bankacılık sektörü istikrara kavuştu ki hala da ben okuyorum birçok şeyden ekonomi dergilerinden okuyorum. Genel olarak dünyada özellikle de Amerika tarafında bankacılık sektörünün tekrar istikrara kavuştuğuna inanmıyorlar. Geçici olarak para basıldı. Bankacılık sektörü kurtulabilmesi için bir para basıldı. Basılan bu paranın tekrar Fed'in bu zamana kadar yaptığı her şeyin önüne geçerek enflasyonu arttıracağını, bunun da ciddi bir resesyonla Amerika'yı karşı karşıya bırakacağını düşünüyor birçok ekonomist. Ben de aynı düşünce içerisindeyim. Yani bankacılık sektörünün istikrarı falan kavuştu. Yok, bir para basıldı kurtulması için batan bankalarda. Bu paranın da karşılığı yok. Doğal olarak da enflasyon olarak geri gelecek. Bu zamana kadar yaptığım faizlere ne oldu? Yatırımcı da şu an riskli varlıkları satmaya başladı. Amerika'da iş piyasası halen son derece sıkı. Kredi sıkılaşmasının ekonomik etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken. Enflasyonun bu yıl sonuna kadar %3,25'e düşmesini bekliyorum. Yıl sonuna kadar düşebilir. Evet, daha 4. aydayız ama bu basılan para ne olacak? Bu gerçekten önemli. Yani bankacılık sektörünü kurtarabilmek için ya da tekrar istikrara kavuşturmak için karşılıksız basılan dolarlar ne olacak? Çok merak ediyorum. %2 enflasyon hedefine ulaşmamız en az 2 yıl alacak. İşsizlik oranının önümüzdeki yıl kademeli olarak %4 ve 4,5'a yükselmesini bekliyorum. Halen güçlü olan iş piyasasında soğuma işaretleri görüyorum. Enflasyon yavaşlıyor. Ancak talep arzın üzerinde seyretmeye devam ediyor diyor. Talebin arzın üzerinde seyretmesi de bambaşka bir faiz kararını doğuracaktır Fed adına. Oranın da yine eşitlenmesi lazım. Talebin arz da aynı seviyelerde olması lazım. Hatta arzın talepten biraz daha yüksek olması lazım diyebiliriz. Buradaki dengesizlik de Fed'in ilerleyen dönemde enflasyon haricinde faiz kararına gitmek zorunda bırakabilir. Enflasyon hedefine bakarsak yıl boyunca Williams daha fazla düşüş bekliyor. Ancak hedefe ulaşılmadığı sürece Fed'in geri adım atmayacağını da biliyoruz. Eğer enflasyon hedefine ulaşılması 2 yıl sürecekse yüksek faizlerin bu süre zarfında yerinde kalması gerekecek. Kabaca %5,75 tavanında faiz artışları durdurulsa bile İndirimler için 2024 ilk çeyreği kesin olarak beklememiz gerekecek ki zaten bizim beklediğimiz boğa sezonu 2024'ün ilk çeyreği. Biz boğa sezonunu o zaman bekliyoruz, doğru mu? 2024'ün ilk çeyreğinde de artık indirim gelecekse, faiz indirimleri gelecekse, kripto piyasası roketlemeye başlayacak. Zaten halvingi tamamlamış olacağız o süreçte ilk çeyrekte. Halving'in bitişi, ABD'deki faiz kararları kripto paralarda 100 bin dolarlara kadar yükselebilecek bir kapıyı açacak. 2024'e kadar beklemeye devam edeceğiz. Bu da ne oluyor? Yaklaşık olarak bir yıldır sürekli tekrarladığım 2023'te bir rally beklemiyorum. 2024'te ben boğa bekliyorum. Tezini doğrulamış oluyor.
Bu da bizim iktisadi olarak piyasayı ne kadar iyi okuyabilmemizle alakalı bir şey. Beklentilerimizi kendi teknik ve temel analizimizin dışında birçok dünya ekonomistini takip ederek karar veriyoruz. Yani bu benim tek başına beynimle karar verebileceğim bir şey değil. Avrupa'daki bir ekonomist, Amerika'daki bir ekonomist de çıkar gütmeksizin aynı fikre sahipse sen o fikrin karşısında duramazsın. Duramazsın. İstediğin kadar ekonomik bir bilgiye sahip ol. Sen de o fikri araştırıp o fikre evrilmek zorundasın. Bunu birden fazla yani ondan fazla hatta 20'den fazla ekonomist farklı farklı ülkelerde Amerika ile ilgili 2024'e kadar süreci zaten yazıyor ve çiziyor. Fed de zaten aksini anlatmıyor. Fed de doğru olanı söylüyor. Yani ekonomistlerin bildiğini anlatıyor Fed de. Şimdi bu kadar çok bilgi varken ve bu kadar ortak bilgi varken sen istediğin kadar Bitcoin'e teknik analiz yap. Bir şey ifade etmez. Şu an sen ABD tekelinde ilerliyorsan kripto para olarak. Bu da ne demek? Öngördüğümüz şey şimdilik hala da doğru bir şekilde evriliyor. Üstelik faiz indirimleri başlasa da enflasyonun üstünde bir oran korunacağı için 2 yıllık süreçte %3 ve üstünde faiz alışmamız gerekecek. Ekonomi istikrarlı biçimde büyüyor ancak büyümeye başlamadı. Evet, büyümenin de başlaması lazım. Bununla ilgili de bir yayın yapmıştım size. Büyüme beklenenden hızlı gelirse Fed daha sert faiz kararları yapmak zorunda. Çünkü büyüme bambaşka bir enflasyonu doğurur. Bu çok ince bir çizgi. Bunu doğru ayarlamaları lazım. O kadar sert faiz kararlarıyla bir anda piyasaya baskıladılar ki, o kadar para sıkılaşma politikasında sert tutumlarla davrandılar ki, resesyondan kaçınırken büyümenin önüne geçemediler. Şimdi bu büyümeyi de dengelemeleri gerekiyor ki bir şeyler otursun yerine. Fed Novi'yle ödeme hızının finansal istikrarı nasıl etkilediğini izleyecek. Fed politikası veri odaklı olacak. Veriler politikanın yeterince sıkı olup olmadığını gösterecek. Zaten öyle oluyor. Şimdiye kadar da öyle oldu. Williams'ın konuşmalarıyla birlikte tabii ki de piyasa baskılandı. Aslında piyasanın bildiklerini söyledi Williams. Bir şey söylemedi ama piyasa önümüzdeki Fed toplantısında 25 baz belki de hiç yapmama gibi bir durumu tartışıyordu. Şimdi insanlar 50 mi 25 mi diye tekrar tartışmaya başlayacaklar. Bu da riskli varlıklardan çıkılmak zorunda olduğunu gösteren bir veri olarak karşımıza çıkıyor dostlar. Şimdi Williams'ın konuşmaları Intel'le başlayan düşüş ardından Hong Kong'un kripto paraları menkul kıymet saymasıyla başlayan düşüşümüz Williams'ın konuşmalarıyla sertleşti. 28.471 doları koruyoruz. Şimdilik bir sıkıntımız yok. 28.471 aynı zamanda burada gördüğünüz daha önce beraber çizdiğimiz canlı yayında çizdiğimiz Megaphone formasyonunun destek noktasına denk geliyor. 13. defa test ediyoruz biz bu destek noktasını bu arada. Artık yıpranmış bir destek noktası var. 28.471 ile kesiştiği bir nokta zaten. Bakın buradaki kırmızı fitil tam nokta atış Megaphone'un üstüne denk geliyor ve aynı zamanda da trend destek noktamıza denk geliyor. Şimdi bir yuvarlama formasyonu oluştu. Bu yuvarlama formasyonu Discord'da eğitim odasında var. Formasyonu bilmeyenler girip bir baksın. Bilgi bilgidir. Kafada biliyorsan bile pekiştirirsin en azından. Ben bile zaman zaman eğitim odalarına girebiliyorum yani düşünün. Buradaki Megaphone formasyonunun hedefi 26.100 doları gösteriyor. Şu gördüğünüz sarı kanal hedeftir. 28.471'i kaybederse Bitcoin hedef net olarak belli 26.100. 26.100'e kadar bir fitil atılıp ardından alıcı baskısıyla karşılaşan Bitcoin 26.589'da kalabilir. 26.589 çok önemli bir destek. Hale. İşte milyon dolarlık sorunun cevabı da bu. Nerede satacağız? Nasıl satacağız? Nerede satmalıyız? 26.589 altında bir kapama geliyorsa %100 nakite çıkarım. Onu söyleyeyim. 28.471'in altında bir kapama gelirse 26.589 düşüşünü onaylarsa %20 topladığım Bitcoin'lerimi satarım. 28.400 desteğinde satarım kırıldığı an. Yani kırılıp altında kapama yaptığı an bir tane veya iki tane 4 saatlik kapama yapması benim için yeterlidir satmak için. %20 topladığım Bitcoin'leri okuturum. 26.589 altında bir kapama, kötü bir haftalık kapanış ve hacimsiz bir Bitcoin. Ve Amerikan hisselerinde gelebilecek olan bir satış dalgası %100 nakite çıkmamı sağlar.
O zaman ne oluyor? Mayıs ayı için attığımız, 8 Mayıs için attığımız düşüş dalgası daha erken çalışmış olur. Yaza beklediğimiz o daha derin düşüş dediğimiz 20 bin dolarlara kadar düşüş daha erken gelmiş olur. Bunu da Williams'ın açıklamaları başarmış olur. Williams, Intel ve Hong Kong mevzusu temelli ve ekonomik verilerle Bitcoin'i, riskli varlıklar statüsünde olan Bitcoin'i yükselişini bitirir. Nefes alma sürecini bitirir. Şimdilik bu söylediklerimin hepsinin gerçekleşebilmesi için kale 26.589 dolardır. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. 26.589 desteği, order blok formasyon desteğidir burası. 26.589 desteğini kaybetmeyen bir Bitcoin benim için hala da 37.000 dolara gidebilecek olan Bitcoin demektir. Bu yüzden benim tarafımda panik yapılacak, strese girilecek bir durum söz konusu değil. Yeter ki bugüne kadar kazandığımız %20'den trade'lerden topladığımız paralar cebimizde kalsın. Piyasaya geri yedirmeyelim bu paraları. Order blok formasyonlu seminerde üzerine çok düşeceğiz. Bayağı anlatacağız elimizden geldiği kadar. Hemen hemen ekranlarınıza hepinizin çizdirmeye çalışacağım. Şu sarı kanalın order blokla hiçbir alakası yok. Bunu ufak bir anlatayım. Order blok formasyonunda dip noktamız bizim 15.479 dolar. Burası işi bilen tayfanın topladığı yer ve kurumsal yatırımcının ufaktan ortalama düşürmek için almaya çalıştığı bölgedir. Bu bölgeden içeri girdik. Order bloğun dip olarak burayı belirledik. Bir sonraki geri çekilmede ben bu kadar derin bir düşüş beklemiyorum. 20 bin dolar altına bir düşüş beklemiyorum ama düşüş başladığında piyasanın şartları daha derin bir düşüş olacağını bize gösterir. O zaman söylemimi değiştiririm. Beklemiyordum ama artık bekliyorum derim. Düşmeden önce söylerim bunu. Şimdi burası order blokta toplama bölgesiydi. Bu gördüğünüz yeşil bölge dostlar trade bölgesi ve direnç bölgesi. Bu bölge trade ve direnç edilen bölgeydi. 32.920 trend dirençtir. Trend dediğimiz şey nedir? Burada artık yeni yatırımcı gelmeye başlar. Yavaş yavaş haber kanallarında konuşulmaya başlarız. İşte ne bileyim birkaç magazin dergisinde konuşuruz. Bir iki tane ünlü Instagram'ına veya Twitter'ına paylaşır. Biraz da trend topikliğe yönelmeye başlar kripto camiası. Trend bölgesinin üzerinde kalmaya başladığında. Yeni yatırımcı çeker, yeni cüzdan çeker, yeni alımlar gelir piyasaya. Trend bölgesi kırıldığında 42-64 arası kırmızı bölge işte burası en tehlikeli bölge. Burası artık otobüste, trende, metrobüste, berberde, kasapta her yerde insanların kripto konuştuğu yerdir. Yani dipten toplayan adamın yavaş yavaş malı satmaya hazırlandığı, herkesin ise trend oldu diye almaya başladığı yer olur. Ondan sonra Bitcoin'si 100 bin dolara da gitse buralarda yatırımcı dipten topladıklarını yavaş yavaş 100 bine giderken kar al ana para git, kar al ana para git şeklinde kademeli olarak parayı cebine koymaya başlar. 100 bin lira gitse, 100 binden de düşse bu adam, bu yatırımcı, bu insan parayı cebine koyan nadir insanlardan bir tanesi olur. Orada blok formasyonu ile ilgili dediğim gibi 19 Mayıs, 19, 20, 21 Mayıs yapacağımız 3 günlük seminerde detaylı bir şekilde eğitimlerini elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Günün özeti, işin özeti bu. Şimdilik dediğim gibi beklemeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bugün yayın günümüz değil ama acil bir durum olursa veya çok daha kötü bir haberle piyasa Bitcoin'i bir anda aşağı baskılarsa canlı yayın açarım. Acil canlı yayın açarım. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. İşimizin başındayız. Sürekli buradayız biliyorsunuz. Panik yapılacak bir şey hala daha olduğunu düşünmüyorum 26'yı kaybetmediğimiz sürece. Altcoin yatırımcısının tabii şu an sinirlenmesi, elindeki varlıkların eridiğini görmesi ve buna üzülmeleri gayet normal. Ama Bitcoin 26'yı kaybetmeyip döndüğünde altcoinlerden tekrar kazanmaya başlayacağız. Bu da bir gerçek. O yüzden Bitcoin şarteli indirmeden, tekrar ayılara teslim olmadan %80'i satmak çok mantıklı değil. Öyle bir durumda zaten ayıların baskın olduğu, Bitcoin'in şarteli kapattığı bir durumda %100 nakitimize çıkarız. En dibi kovalarız. En dip neresiyse 20, 18, 15 neresiyse hiç fark etmez. En dibi toplar 2024'de sapa sağlam zımba gibi hazır bir şekilde
bekleriz ya da 2024'de o şekilde gireriz. Zımba gibi gireriz. İşimizin başında olduğumuz sürece, doğru takip ettiğimiz sürece, ki en önemlisi sürekli takip ettiğimiz sürece hiçbir problem yok. Her zaman az kaybeden çok kazanan tayfa oluruz. Bakın, hiç kaybetmeyen çok kazanan değil. Az kaybeden çok kazanan tayfa içerisinde oluruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla ayrıcalıklar için katıl butonundan aramıza katılabilirsiniz. Big Boss grubu WhatsApp özeldir. Big Boss katıl grubundan Big Boss üyesi olan arkadaşlarım WhatsApp'tan birebir destek alıyorlar. Ve %20 trade canlı işlemlere girebiliyorlar. Kanalın detayını soranlar olmuş. O yüzden açıklamaya gerek duydum. Başka ne soran vardı? Seminer için Ergün Bey'e ulaşmanız gerekiyor WhatsApp numarasından. Kendisine Discord kanal destekten yazın ya da Levent Bey'e. Sizlere telefon numarası gönderirler. O telefon numarasından seminerle ilgili bilgiler alabilirsiniz. Onu da sormuşsunuz. Seminerle ilgili nasıl bilgi alabiliriz diye. Gün içinde de Twitter'dan ufak ufak bilgiler paylaşmaya başladım. Sadece yayın bildirisi atmıyorum. Fikrimi de dile getiriyorum. Genel olarak şablon da paylaşmaya başlayacağım eskisi gibi yine. Ekran görüntüleri de paylaşmaya başlayacağız Twitter'da. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın dostlar. Her şeyden önemlisi videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Gönülden seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.